arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber kendi yapmış olduğum kafesi göstereceğim. Biraz çok aceleye geldi. Yani çok istediğim gibi olmadı açıkçası. Öncelikle nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Niye yaptığımı sonra anlatacağım. O sürpriz çünkü. Şöyle büyük bir saklama kabı aldım. İlk işim o oldu arkadaşlar. Sonra bu saklama kabının geniş ve yüksek olmamasına dikkat ettim. Hani havuz gibi olmasını istedim. Bulabildiğim en geniş bu vardı. Bunu aldım. Açıkçası çok büyük değil ama önceki kafese göre neredeyse 2-3 kat daha büyük bir alan. Size pek öyle gelmiyor ama yani 3 kattan küçük, 2 kattan büyük bir alan. Sonraki adımımız, yani en büyük sıkıntım bunu yaparken suluğu nasıl takacağım? İşte ona uygun bir suluk bulayım dedim. Gittim pet shop'ta, bu suluk vardı, böyle yaylı takılıyor. Yani ilk başta dedim ki şu köşeye sabitlerim. Şöyle size de göstereyim. Şu köşeyi sabitlerim, o yayı da etrafına dolarım. Bu sefer yere düştü. Şuradan bir yerden arkadan geçirmeye çalıştım. Bakın burada vida izi var. Vidanın ucunu keserken hayvanlara batmasın diye vidanın ucunu böyle bayağı güçlü bir aletle kesiyordum. Şey dönem böyle elektrikli testere gibi. O da çok ısınıp vidayı ısıttı. Kabı eritti oradaki. Yani en son şöyle deldim arkadaşlar. Böyle çıkardım, böyle bir çözüm buldum ama çok güzel olmadı dediğim gibi. Şu kısmı niye yaptım derseniz, kışın havalar soğuk oluyor malum. Üstüne bir battaniye gibi bir şey koyup orayı böyle onlara üşümesinler diye öyle bir alan yapmak istedim. Bu şekilde oldu. Hani amaç zaten burada geniş olması. İyi yanlarını, kötü yanlarını anlatacağım. Zaten dün yaptım, daha bir gün oldu. Ama çok büyük bir kötü yanı var. Ben bunu hiç düşünemedim. Kap çok sığ olduğu için aniden koştuklarında etrafa talaş atıyorlar. Yani neredeyse bugün 3. süpürüşüm. Neden öteki kafesi o kadar güzel, pahalı bir kafesi bırakıp da böyle saçma sapan bir kap yaptım? Çünkü bu kadar büyük bir kafes satılmıyor arkadaşlar. Kedi köpek kafesleri var. Onlar da olmaz yani. Bu kadar büyük bir kafes Türkiye'de ben bulamadım. Yani varsa da çok abartı bir rakamdır. 500 lira üstüdür yani. Ben de öyle bir bütçe ayıramayacağım için böyle yapmak istedim. Peki neden? Yani niye, neyime yetmedi o kafes? Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yeni bir bebek ginepigimiz var. Bu bir ginepigin olayını anlatacağım size. Şimdi şöyle talaş attıra attıra koşturayım bir. Öyle. Hoppa. Yani bu da çok uzun olmayan tüylü bir ırk. Şöyle gösterelim. Bu da çok uzun tüylü olmayan bir ırk arkadaşlar. Şuraya koyalım. Yani çok acayip korkak. Yani put gibi hiçbir şey yapmadan bütün gün bekliyor arkadaşlar. Hep kapalı bir yerlerde duruyor. Kafes içinde genelde kaçıyor. Şimdi şansınıza kaçmadı ama. Yani hiç elden bir şey yemiyor falan. Daha çok bebek ama. 5 Temmuz'da doğmuş. İsmini biraz nazlı olduğu için, hiçbir şey yemediği için. Diğer ginepigimizin adı İva. Bu da kafiyle olsun diye. Bu da nazlı bir şey. Yani böyle Asoris gibi diye Diva koymak istedim. İva ile Diva oldular. Bu da dişi. İkisi de dişi. Üretimi düşünmüyorum. Sadece İva'ya arkadaş olsun diye aldım. Nasıl aldım? Ücretsiz aldım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ayak kırılma videosunda Merve Hanım vardı. Çok yardımcı oluyor bize, sağ olsun. Kendisi ginepik veterineri. O böyle bayağı ginepikler geliyor işte ona. Bu bir hamile bir ginepik gelmiş. Durumu kötü. Onun yavrularını ücretsiz sahiplendiriyordu. 3 tane yavrusu vardı. Birini ben aldım. İyi bakacağını düşündüğü kişilere veriyordu. Böyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama daha yavrucak, çok korkuyor tabii. Öteki bize alıştı ama bu gerçekten çok korkuyor. Şimdi göstereyim size. Şöyle bir. Öteki o kadar korkmuyor. Ya öteki de korkuyormuş da. Kendini sevdiriyor yine öteki. Dışarıdayken boynunu falan kaşıtıyor.
Bu ufaklığı da bakın tepinmeye başladı. Talaş attı her yana gördüğünüz gibi. Şuraları mahvetti. Pis 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 pis. Evet bakın çok korkak. Yani bu şekilde bakın bu gene kendini sevdiriyor, çekinmiyor. Boynunu falan okşatıyor. Yani iyi oldu almam ama tabii o ikisi o kafese çok küçük geldiler, daraldılar tabii. O kafeste olmazdı zaten, o kafes bir ginepik için. Yani hani minimum yani, o kadar söyleyeyim. Hani kurtarır ama zor kurtarır. Bu da iki ginepik için şimdilik yeterli bir alan. Daha büyütmeyi düşünüyorum. Bu biraz acemiliğime denk geldi işte, suluğu sabitlemek olsun. Şey olsun, bir daha saklama kabı yerine böyle yanları böyle telli kafesler oluyor, onlardan yapmayı düşünüyorum. Ya da en kötü marangozda giderim, rampalı ahşap kafesler oluyor, onlardan yaptırabiliriz. Uzun bir süre ama bununla idare edecektir arkadaşlar. Kendileri şu an keyifleri yerinde, bir oraya bir buraya koşuyorlar. Şöyle gel hadi gel. O da maşallah evleri falan ite ite gidiyor yani. Onu şöyle yuvanın içine alalım. Girmiyor. Bu kızgınlık sesi. Evet bunu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Yani yeni kafesimiz var. Yeni bir ginepigimiz var. Durumlar bu şekilde. Ginepik videoları gelecek ama daha fazla ginepik almayı düşünmüyorum. Çünkü bakımı zorlaşacak gibi oluyor. Şöyle otlarını da iterim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.